TFF 1. Lig Playoff yarı final rövanş maçında kendi evinde Göztepe ile oynayan Boluspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, üzgün olduklarını söyledi. Oynamış olduğumuz oyunu aslında hak ediyorduk. Çünkü karşılaşmanın ilk dakikalarında yakalamış olduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Maçın 60-65 dakikasına kadar zaten belirleyicisi almayacaktık. Çünkü o süreç içerisinde bulmuş olduğumuzda rakibi daha çok panik haline sokacaktı ki belli bir süreden sonra zaten çok iyi bir şekilde sahada gözüküyordu. Ama maalesef aramış olduğumuz golü bulamadık veya girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bundan dolayı üzgünüz. Çapa hakemin gösterdiği kartları eleştirdi. İlk karşılaşmaya baktığımız zaman Özgür'e var ya Ramazan'a maçın ilk dakikalarında Göztepe'ne verilen sarı kartlar. Bugün de bakıyorsun Santos'a, Renato'ya verilen kart. Diğer taraftan rakibin yapmış olduğu faullere bakıyorsun, es geçiliyor. Şimdi sen belirli mevkide etkili olan futbolcuları maçın hemen 30 dakikasına varmadan daha bu şekilde cezalandırırsa ondan sonraki süreçte tabii ki tamamen değişik geçiyor. Karşılaşmayı kaybettik, ondan dolayı üzgünüz ama biz Boluspor'da bu sezon çok şey kazandığımızı düşünüyorum Boluspor'la birlikte. Karşılaşmaya gelen taraftarlara ve kendilerine güvenen Boluspor yönetimine teşekkür eden Çapa, gelecek sezon daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Taraftarlarımızı tekrar stada çekebildiğimiz için mutluyuz. Çünkü Bolu futbol şehri olduğunu çok iyi bir şekilde gösterdi özellikle son haftalarda. Ben de taraftarlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kuruluna, başkanımıza ve yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki ligde çok sayıda değişiklikler oldu. Biz çok iyi başladık. Ortada bir sancılı bir süreç yaşadık. O süreçte bize olan güvenlerini tutup sezon sonuna kadar inanmaları bu bizim adımıza da sevindirecek. Aynı zamanda Boluspor için de sevindirecek. Gelecek sezon için hedeflerimiz değişik olacak. Bu bir gerçek çünkü geçtiğimiz sezon lige başladığımızda 3 tane kadromuz olan oyuncu vardı. Gelecek sezon ise 12-13 tane oyuncumuz olacak. Yapacağımız 4-5 tane doğru transferle başkanımızın da daha önce açıkladığı gibi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız.